Evet efendim. Burun estetiğini konuşacağız. Kemiklerin şekillendirilmesi ne kadar önemli burun estetiğinde? Sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 ve 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Ya da e-mail yoluyla 24 saat boyunca doktoraito@tv360.com.tr'den sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Konuğumuz kulak burun boğaz baş ve boyun cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Selçuk İnanlı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi bugün burun estetiğini konuşacağız ama özel bir konuyu konuşacağız. Önce bize şunu anlatır mısınız? Burnumuzun ne kadarı kemik, ne kadarı kıkırdak, ne kadarı et? Burada çok farklı dokular var çünkü burunda. Evet, şimdi burnu kabaca biz iki parçaya ayırıyoruz. Bir kemik çatı, bir de kıkırdak çatı olarak. Kıkırdak çatı burnun 1/2 alt bölümünde, kemik çatı ise 1/2 üst bölümünde kabaca işgal etmektedir. Yer işgal etmektedir. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim burnumda bunu gayet güzel ayırmışlar. Yani çıkıntıya kadar kemik, çıkıntıdan sonrası kıkırdak. Kıkırdak yani ben de evet. Kolay. Sizde de belli olmuyor ama bende çok net belli oluyor. Gerçekten orada bir zaten çıkıntı olan yer midir yani bu şeyin evet. Genellikle yeri? Şimdi burun estetiği operasyonu yaparken biz hem kemik çatıya hem de kıkırdak çatıya şekil vermeye çalışıyoruz. Kemik çatıya şekil vermek isterken kemik çatı üzerindeki fazla çıkıntıyı eskiden ya da klasik metotla bir keski ve çekiç yardımıyla yavaş yavaş törpüleyerek veya kırarak buradaki fazlalığı çıkartıyor idik. Sesi hala kulaklarımda. Ameliyathanede ameliyat yaparken yan taraftan böyle tank evet, biraz evet. Da tiz bir sestir o evet, böyle. Evet, öyle aynen bir ses o şekilde. Bu şekilde kemik bölümdeki fazlalığı çıkıntıyı alıyoruz. Kıkırdak bölümde ise makaslarla keserek bu işi hallediyoruz. Fakat kemik bölümündeki yeni gelişen teknolojilerle birlikte kemiğe şekil verilmesi artık biraz daha yavaş yavaş farklılaşmaya başladı. Özellikle son birkaç yıldır tüm dünyanın gündeminde yeni yer işgal eden bir takım teknolojiler boy göstermeye başladı. Peki bir şey soracağım hemen burada. Şimdi kemiğe şekil vermek derken kemik zaten çok küçük bir bölgeyi kaplıyor. Bu kemiğe ne yapıyorsunuz? Yani nasıl bir şekil veriyorsunuz? Şöyle anlatayım ben size. Kemel bir burun olarak düşünün. Bunu bir üçgen olarak kabul edin. Evet. Üçgenin üst tepesine çıkartıp aldığınız zaman açık çatı olarak kalır. Yani evin bir çatısını şekilde, yukarıdan, evet, yukarıdan kesince bir açıklık kalacak. Aynen o şekilde. Ne yapmak lazım? Bacaklarından yavaşça kapatabilmek için kenarlarından keserek çekiç ve keskiyle çatıyı kapatmak yani gerekiyor. Yani iki kanadı tekrar bir araya getiriyorsunuz. Tekrar bir araya getirmek gerekiyor. Özellikle bu kemik bölgedeki işlemler için çekiç ve keski çok ön planda kullandığımız aletlerdir. Fakat şimdiki yaptığımız işlemlerde özellikle son yeni gelişen teknolojiler içerisinde piezoelektrik veya mikrometrik veya ultrasonik olarak tanımladığımız yepyeni aletler ortaya çıktı. Bunların maalesef çok eski değil. Son 5-10 yıl içerisinde gelişen teknolojiler. Özellikle son 1-2 yıldır da birkaç yıl içerisinde de yavaş yavaş tüm dünyadaki tüm branşlarda kemikteki bir şekillendirme, kırma, kesme işlemlerinde beyin cerrahisinde olsun, diş hekimliğinde olsun, ortopedide olsun veya bizim açımızdan burundaki şekillendirme de olsun. Bunları biz yavaş yavaş kendi alanımıza da adapte ediyoruz, evet. Etmekteyiz. Şimdi görüntüleri var. Bu aletin bir görüntüsü, animasyonu olacak. Yönetmenimizden rica edeyim, onu alalım. Yani aslında biraz bu iş bana şey gibi geliyor. Hani taş devrinde insanlar taşlara yazı yazarken böyle çekişle, aynen, artık keskiyle şimdi yazarlarmış değil mi? Şimdi artık kalem ona gibi yazarak. Evet, kemiğin şimdi üstüne ne şimdi yapıyor? Siz bu evet, aleti alet, de görüyoruz ekranda. Evet, bu aleti ne yapıyor? Mikrometrik düzeyde dokunarak, kemiğin üzerine dokunarak hiçbir basınç uygulamadan yaklaşık yani 80 mikro alet, binde biri yani milimetrenin birinde biri inceliğinde gerçekten son derece hassas. Sadece dokunuyorsunuz. Tabiri caizse peynir gibi yavaş yavaş kemik çatıyı kesip şekillendirebiliyorsunuz. Ne avantajı var? Bir kere son derece atramatik bir teknik. İstediğiniz şekli istediğiniz şekilde verebiliyorsunuz.
Eskiden kemik kesme aletleriyle çekiç ve gujla veya keskiyle bunlara şekil verirken bu biraz kontrolsüz olabiliyor. İstemediğimiz yerlerden de kırılabiliyor veya istemediğiniz fragmanlar, küçük taş parçalar. Taş tablet kırılsa bir şey değil de sonra, burun kemiğinde aynen. Çatlak. Şimdi ne yapıyoruz? Son derece daha hassas bir şekilde ince hassasiyet, ondan sonra istediğimiz belirginlikte ve keskinlikte kemiğe şekil verebiliyoruz. Aynı zamanda bunun yumuşak dokuya sadece kemik ve sert yüzeylerde kesme işlemi yaptığından dolayı yumuşak dokuda ve burun içi mukozasında hiçbir zararı olmadığından dolayı hem çok daha az kanama hem çok daha az travmatik işlem burun içerisine vermekte ve dolayısıyla yara iyileşmesi, hastada ödem, şişlik, morluk illaki oluyor ama daha da azalması yönünde oldukça büyük bir adım. Ama en önemlisi istediğimiz şekli tekrar verebilme, tamamen bu aletle birlikte burun kemik çatıdaki şekillendirmedeki tüm güç bizim elimize geçmiş durumda. Çok daha şekilde. İnce ayar yapabiliyorsunuz ince ama ayar bir gerçekten diğer konu da önemli. Bu aletlerin bir özelliği hangi doku için ayarlanmışsa o dokuyu kesiyor. Yani evet. Diğer doku yani kemiği keserken burun içi dokusuna geldiği zaman işlemiyor. İşlemiyor, çalışmıyor, bir şey yapmıyor, duruyor orada. Aynen, böylece aynen. Siz orayı yani kestim tüm mesela, diye bir şey hiç yok öyle yani. Bir şey yok. O dolayısıyla aynen peynir keser gibi yavaş yavaş hiçbir tansiyonda bulunmadı. Mukavemetle karşılaşmada yavaş, sakin bir şekilde kemiği istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Ve bu şekilde de ameliyatın sonuçları, hasta iyileşmesi, gerek konforu açısından da son derece olumlu katkıları olan bir cerrahi teknik. Bu gözaltı morlukları mesela eskiden çok olurdu. Bunlar falan herhalde azaldı değil mi? Daha evet, bu operasyonda ki şimdi eskiden kemik keskiyle yaptığınız yani. Evet, bir mekanik travma yaratıyor idik. Mekanik travmada kemiği kesiyor ama kemiğin altındaki mukozayı da kesiyor ve dolayısıyla mukozadan da çeşitli kanamalar ortaya çıkabiliyor idi. Ve bu da yüzde ve gözlerin etrafında kanamalar, morluklar olarak bize daha fazla şişlik ve morluk olarak yansıyor bir de. Tamamen geçirdiğini tabii ki asla söylemiyoruz. Çünkü cerrahin kendi başlı başına o da bir travmadır. Ama çok daha fazla azalttığını söyleyebiliriz. Ve bu da hastanın operasyon sonrasındaki yaşam kalitesini ve konforunu arttıran bir faktör olarak karşımıza çıkmakta ve dolayısıyla hastalarımız daha da memnun olmaktadır. Peki, bir sorumuz var galiba. Buyurun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Burun estetiği olunca burunun darbelere karşı nasıl korumalıyız? Şimdi burun estetiği sonrası, ameliyat sonrası evet, yani. Ameliyat yaşamda, sonrası. Evet, ameliyat sonrası. Şöyle, çok teşekkürler, çok güzel bir soru. Sakınan göze çöp batar, koruyun. Öncelikle onu ben size söyleyeyim. Bununla birlikte tıpta kuraldır. Kemik dokunun iyileşmesi, yani kolunuz da kırılsa, bacağınız da kırılsa 4-6 hafta civarında bir alçıya alınması yeterli. Yani kaynama süreci esasında 4-6 haftada kemik bölümün kaynama süreci gerçekleşiyor. Fakat bundan sonraki dönemde de yani güzel bir iş ortaya çıkartılmış, yepyeni bir burun sahibi olmuşsunuz. Bunları darbelerden korumakta fayda var. Eski burnunuza veya normal burnunuza gelecek olan bir travma burnunuzu kırabilir. Yeni burnunuzu da kırabilir. Yani ikisinin arasında çok büyük bir farklılık yok. Ama dediğim gibi sakınan göze çöp batmasın. Yeni güzel yapılan bir burnunuza sahip olduysanız bunu gözünüzün içi gibi bakın derim. Peki gözlüğü soracağım. Mesela biz eski burnumuzda gözlüğü sorunsuz takıyorduk. Şimdi yeni burnumuza gözlük takabilir miyiz? Tabii ki takabiliriz. Gözlük için ben kendi hastalığıma yaklaşık 1-1,5 aydan itibaren gözlük takılmasında herhangi bir sakınca olmadığını belirtmekteyim. Yaklaşık 1-1,5 ay civarında da güneşe çıkılmaması konusunda. Güneş neden? Şimdi şundan dolayı al yuvarları içerisinde gözün etrafında cilt altına bu operasyon esnasında kan sızmaktadır. Ve bu kanın içerisinde de oksijeni taşıyan demir atomları vardır. Şimdi cilt altına sızan demir atomları güneş ışığında karşılaştığı zaman, ultraviyole A ve B ile karşılaştığında demir atomları tatuaj yani dövme etkisi yaratır. Yani kolumuza veya herhangi bir yerimize dövme yaptığımız zaman
esasında cilt içerisinde demir atomları zerk ediliyor. Ve dolayısıyla bu alanda da yani o şekillerin istersen evet. Dövme ve, gibi lekeler olabilir. Aynen ve dolayısıyla kolorizasyon, renklenme farklılığı olabilir. Gözlerin altında operasyondan sonra güneş ışığıyla karşılaştığında hastalar uzun süre gözaltı morluğu yaşayabilirler. Dolayısıyla biz ilk 1-1,5 ay boyunca güneşe çıkmayın. Önce vücut buradaki ekimozu, buradaki morarmayı absorbe etsin, emsin. Ondan sonra buradaki demir atomları tamamen emilsin. Ondan sonra güneş ışığına maruz kalabilirsiniz. Yaz ayları içerisinde bunlar önemli. Evet, olan çok faktörler. Teşekkür ederim. Bir telefonumuz var. Zeynep Yüksel İstanbul'dan bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın Hanım. Teşekkür ederim Doktor Aytuğ Bey. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Biz teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Selçuk Bey de merhabalar. Merhabalar. Evet. Merhabalar. Buyurun sorunuzu alalım. Tabii ki. Ben 34 yaşındayım. Çocukluğumdan beri takıntılı olduğum bir durum. O da burnumdaki yamukluk. Her zaman böyle bir ameliyat şeyi vardı içimde. Açıkçası istiyordum hep estetik ameliyat olmak ama bir türlü cesaret edemiyordum. Şimdi de bu şeyi görünce, ultrasonik burun estetiği başlığını görünce hemen programınızı aramak istedim. Şimdi benim sıkıntım sola doğru yamuklukla ilgili. Yani bu hani çok büyük bir kemik sıkıntısı yok aslında yan profillerden ama hafif soldan bayağı bir yamuk gözüküyor. Sağdan düzgün gözükmesine rağmen. Bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Yönlendirebilir misiniz veya bu yöntem benim için de işe yarayabilecek bir yöntem mi? Tabii ki beni görmediniz ama. Tabii tabii. Siz fotoğrafları hep şöyle sağdan mı duruyorsunuz? İşte o benim. O sizsiniz. Tamam peki. Çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. Hemen hocamıza soralım. Şimdi tamam, teşekkürler. Sağ olun. Hastamıza öncelikle geçmiş olsun. Evet, bu söylediğimiz teknik kemikte çok daha üst düzey şekillenme yapabilecek, verebilecek olan bir teknik. Eskiden daha sınırlı özellikle kemik çatıda işlem yapabilir iken şimdi gerçekten mikron hassasiyetinde çok daha ince mücevher işler gibi adeta hani o incelikte ve sakinlikte ve yavaşlıkla bu işlemleri kemiğe tekrar şekil verip düzeltebilip çeşitli yerlerinden asimetrik burunlu kırma işlemlerini dolayısıyla ortaya getirme işlemlerini daha da başarılı bir şekilde bunları yapmaktayız. Bu teknik gerçekten eğri burunlarda, yamuk burunlarda kemik çatısındaki şekillendirmede çok 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 işe yaramaktadır. Evet, demek ki bu teknik sizin için çok uygunmuş. Son derece uygun. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Şimdi peki bir tarafa yamuksa, yani şimdi hani yukarıdan çatıyı kestiniz, iki tarafı yanaştırdınız ama bir taraf yamuksa, yani o tarafın kökünü, o kemiğin temelini de mi kesiyorsunuz orada? Aynen. Nasıl değiştiriyorsunuz? Şimdi burada yamuk olan bir burun olarak söyleyeyim. Şu şekilde olsun. Bir bacak evet. Genellikle daha uzundur. Diğer evet. Bacak daha kısadır ve daha diktir. Şimdi her ikisini aynı yerden kesmeye kalkarsanız yine yamuk bir burun elde edeceksiniz. Demek ki uzun bacakta birkaç yerden birden kemiği kırmak veya kesmek lazım ki olabildiğince yamuk olan piramidi orta hatta tekrardan düzgün bir şekilde inşa edebilelim diye. Bu işlem esnasında ki en kritik nokta asimetrik kemik kesileri, asimetrik osteotomiler yapabilmemizdir. Bu alette bunları daha da keskin bir şekilde işaretleyip kemik üzerinde kesme ve şekillendirme ya olanak tanımasıdır olarak söylenebilir. Şöyle düşündüm, şimdi aklıma geldi hani işin ben cerrahi tekniği olarak düşündüğüm zaman sonuçta çalıştığınız yer böyle açıkta bir yer değil, burnun içinde çalışıyorsunuz. Yani burayı açsanız da açmasanız da burnun içinde çalışıyorsunuz. Oraya iki alet sokacağınıza tek bir aletle baştan aşağı istediğiniz gibi işaretleyerek, ölçerek, biçerek ameliyat esnasında işte 1 santimetre aşağı, 1 santimetre yukarı, ikinci kesi hattını buraya koymak lazım, üçüncü kesi hattını buradan kesmek lazım, şu açıyla kesmek lazım gibi bize esasında çok yeni ufuklar açmış olan bir teknolojiden bahsediyoruz. Bundan sonra
Biz bu konuları çok daha fazla gündemimizde, burun estetiği yapan cerrahlar olarak çok daha fazla gündemimizde konuşuyor olacağız. Çünkü artık yavaş yavaş son 1-2 yılda, birkaç yıl, 1-2 yıl içerisinde tüm dünya yavaş yavaş bu yöne doğru gidiyor. Hani buradaki eski kullandığımız tekniklerde kötü teknikler olarak demiyorum ama çok daha hassas, keskin, daha az travmatik, dokuya daha saygılı, daha incelikli bir şekilde bu işlemleri yapabildiğimizi söylüyoruz. Biliyorsunuz tıp hep bir ilerleme var. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Her branşta yepyeni teknolojiler gündeme geliyor. Bazıları kalıcı oluyor, bazıları geçici oluyor. Ama benim hissiyatım bu teknolojinin kalıcı olacağı yönde 3-5 yıl içerisinde de bu buna dönecek gibi hissediyorum ben kendim. Kullanan yani... bir doktor olarak o şekilde söyleyebilirim. Peki, piezo mikrometrik ultrasonik teknik burunla tam kemiklerin açılımı bu. Tam açılımı mikron bu. Kalınlığında hassasiyetinde aynen peynir keser gibi burun kemiklerini, kemik çatıyı kesme, biçme işlemi diyelim. Evet. Oradaki işlem yapabilme. Profesör Doktor Selçuk İnan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, biz çok teşekkür ederiz.